Fikir Meydanı programından bir kez daha merhabalar efendim. Türkiye gündemini değerlendirdiğimiz, masaya yatırdığımız Fikir Meydanı programına bir kez daha hoş geldiniz. Konuklarımıza da hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii geride bıraktığımız son bir haftada Türkiye'nin gündemi oldukça yoğundu. Biz sondan başa doğru gideceğiz efendim. Çok tabii gündemimiz bugün Türkiye gündemine bağlı olarak bizim de yoğun. Ben çok fazla da süre çalmadan konuklarımdan konu başlıklarımızı sizlerle paylaşayım. Biliyorsunuz hain bir terör saldırısı meydana geldi efendim. Savunma sanayimizin kalbine diyebiliriz. 5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Bu konuyu konuşacağız. FETÖ elebaşının ölmesine, hayatını kaybetmesine, devamında örgütte neler yaşanır bunları konuşacağız. Ve yeni doğan çetesi, bu da yine Türkiye'nin gündemine özellikle dedik ya, son bir haftayı konuşacağız. Bir hafta olarak bakarsak haftanın başı itibariyle de yine gündemimizde yoğun şekilde yer almıştı. Konuklarımıza hoş geldiniz demiştim efendim. Zaten programımızın yıllardır demirbaşları olarak onları da zaten tanıyorsunuz. Tevfik Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Türkiye'nin gündemi çok hem ağır hem de çok dolu dolu geçirdik bu son bir haftayı. Bir terör saldırısı meydana geldi. Daha çok taze şehitlerimizi toprağa verdik. Yaralılarımızın bazıları tedavi altında. Neler söyleyeceksiniz? Bu uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu terör saldırısıyla ilgili. Öncelikle şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Tabii Türkiye yıllardır terörle kontrol ve baskı altına alınmak istenen bir hedef ülke. Yıllardır Türkiye'de terör, Türkiye'yi kıskaca almanın, sürekli baskı altında tutmanın, kontrol altında tutmanın bir aracı olarak Türkiye'ye yönelik hesapları olan bölgesel ve küresel bütün aktörlerin kullandığı bir araç. Ve inanın bugün salt terör yüzünden bizim son 50 yılda kaybettiğimiz, bırakın can kaybını, ekonomik kaynak kaybı 5-600 milyar dolar gibi korkunç bir rakam. Ki eğer Türkiye bu ekonomik kaynağı terör yüzünden kaybetmemiş olsaydı bugün bir başka seviyede olurdu. Bu bile terörün bu ülke için son 50 yılda ne anlama geldiğinin çok açık ifadesi. İşte Asala ile başladı, PKK ile devam etti. Sonra IŞİD'di, DAEŞ'ti, diğer terör örgütleriyle ve FETÖ ile devam etti. Son 50 yıl Türkiye maalesef bunlarla uğraşmaktan ekonomik, siyasi, bilimsel, sınai her alanda atılım yapmasını maalesef gerçekleştiremedi. Sebeplerinden bir tanesi de budur. Şimdi şunu hep söyleriz, söylüyoruz, ben de söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir ülkesinde arkasında bir veya birkaç istihbarat örgütü veya birkaç devlet olmayan terör örgütü veya örgüt yoktur. Çünkü bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Çünkü bu işin ekonomik kaynak sıkıntısı var, işte lojistik sıkıntısı var, silah sıkıntısı var, onun eğitimi var, saklanması var, barınması var, var. Dolayısıyla dünyanın neresinde bir terör örgütü varsa bunların mutlaka arkasında hem bölgesel hem küresel bir takım aktörler, onları taşeron olarak kullanan devletler, istihbarat örgütleri vardır. Şimdi Türkiye'de, Türkiye'nin başını son 50 yıldır ağrıtan bütün terör yapılanmalarının da arkasında Türkiye ile hesabı olan bütün bölge ve dünya aktörleri var. Ve bunlar bu yapıları, geçmişte Asala'yı, sonra PKK'yı, sonra işte FETÖ yapılanmasını, IŞİD'di, DAEŞ'ti, oydu, buydu, bu tür yapıları sürekli Türkiye aleyhine gerektiği zaman kullandılar. Bu son eylemin, TUSAŞ saldırısı eyleminin zamanlaması çok ilginç ve bu tam anlamıyla bir istihbarat organizasyonuyla yapılmış bir eylem gibi. Yani iki tane, bir kadın, bir erkek, iki terörist kendi başlarına gelecek, ön istihbarat yapacaklar. Keşif yapacaklar, ona göre planlama yapacaklar. İşte o kontrol noktalarından geçecekler ta şeyin kapısına kadar,
en iyi korunan, Türkiye'nin en iyi korunan müesseselerinden bir tanesi olan kurumlarından bir tanesinin kapısına kadar gelecekler. Ve iki kişi oradan saldırı yapıp içeri de girip... Asker mi koruyor, özel güvenlik mi? Ben teferruatı, konuda... tabii jandarma kontrol noktaları olduğunu öğrendim. Orada özel güvenlik olacağını için. Jandarma kontrol noktalarını oluyoruz. Ayrıca içeride de zaten özel güvenlikte muhtemelen vardır. Yani bu bütün bunları aşarak oraya girip orada içeride de eylem yapmaları ve 5 kişinin ki bir tanesi gerçi taksi şoförü onu öldürüp arabaya atmışlar ama bu kadar insanın 22 tane yaralının 4 tane şehidin olduğu bir eylemin yapılması sadece 2 kişinin kendi kafalarından organize edip becerebilecekleri bir iş değil. Bunun da zamanlaması niye dikkat çekici? Erdoğan BRICS toplantısında. BRICS toplantısı yani Amerika'nın ve müttefiklerinin pek hoşuna gitmeyen bir yapılanma. Brezilya'dan Rusya'ya, Hindistan'a, Çin'e kadar alternatif bir ekonomik yapılanma olarak oluşan bir yapı. TUSAŞ'ın yöneticileri de fuarda. Tabii. Bu TUSAŞ'ın yöneticileri İstanbul'da fuarda. Ve bu BRICS toplantısına... Bakın geçmiş siyasi tarihe baktığımızda birçok şey bize bugün içinde bir ön fikir verir. Rahmetli Menderes'in Amerika ile arasının açılmasının sebebi, 60 ihtilalinin en önemli sebebi son zamanlarda Menderes'in Rusya ile diyaloğa geçmesi ve Rusya ile yakınlaşma siyasetini Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönem tercihler arasına sokmasıydı. Eğer mesela 27 Mayıs'ta ihtilal olmamış olsaydı, 18 Haziran yanılmıyorsam tarihinde Menderes'in resmi Rusya seyahati vardı. Amerika bundan korkunç derecede rahatsız olmuştu o zaman ve ben birçok yerde bunu okudum, gördüm, baktım. O zaman dönemin Amerikan Başkanı İran Şahı'nı arıyor ve diyor ki ya bu Menderes ne yapmak istiyor? Siz beraber Sento üyesiniz, bu Rusya seyahati nereden çıktı? Bundan vazgeçsin. Menderes Dışişleri Bakanı'nı İran Şah'ı gönderiyor. İşte Menderes'le görüşüyor. Böyle böyle demiş Amerikan Başkanı diye. Hikaye, uzun hikaye. Menderes Amerika'nın vazgeç baskısını reddedince, yani kabul etmeyince de geçmişten gelen şeylerin de sonucu 60 ihtilali Amerikan yönlendirmesiyle o zaman silahlı unsurların ta ki 1952'den itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri içinde oluşturulmuş olan o Gladio yapılanmasının katkısıyla da yapılıyor. Yani ta orada bile Menderes Rusya yakınlaşması düşünmeseydi 60 ihtilali olmayacaktı belki de. Şimdi BRICS toplantısına Erdoğan'ın katılması, Türkiye'nin BRICS'e girmek arzusu, Türkiye'nin Rusya ve Çin'e, Çin'le yakınlaşma, daha yakın ilişkiler içine girmesi. Mesela bir S-400 meselesi bile Amerika ile aramızı açtı. Nasıl sen hem NATO üyesin hem S-400 alırsın? Şeyine girdi Amerika. Yani bu bir Türkiye'ye mesaj vermek için bir sebep olarak düşünülebilir. İkincisi, son dönemlerde birkaç aydır gün yüzüne çıkan ve son zamanlarda da alenileşen bir yeni bir devletin bazı mahfillerinde bir arayış var. Yani Orta Doğu karışıyor, İsrail'in genişlemesi Türkiye'yi rahatsız edici noktalara geliyor. Türkiye bu yeni duruma karşı yeni bir mevzi almalı, yeni bir şeye girmeli. Yollu çalışmalar var, çabalar var gördüğümüz. Ve işte Sayın Numan Kurtulmuş'un anayasayla ilgili sözleri, arkasından Bahçeli'nin konuşması, arkasından Özgür Özel'in Edirne cezaevine gidip Selahattin Demirtaş'la görüşmesi, işte Demlilerin buna karşı beyanları filan, bunları azıcık siyaset okuyan kişi hemen görür ki bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Bunlar birbiriyle beraber değerlendirilmesi gereken şeyler. Türkiye'de şöyle bir çalışma var bazı devlet mahfillerinde anladığımız kadarıyla. Yani biz şu Orta Doğu'da bir takım şeylere uygun bir ortam oluşturalım ki önce şu terör meselesinde bir yeni bir çözüm süreci demeyelim, onu da yeni bir barış ortamıyla belki işin içine affı, işte umut şeyi denen bir hakkı denen, hakkı şunu bunu devreye sokarak, Abdullah Öcalan'ı da devreye sokarak böyle bir şey demle onlarla bunlar diyalog içinde böyle bir şey yaparsak bu bizim için hem Suriye'de hem Irak'ta hem Türkiye'de bir takım avantajlar sağlayabilir yollu bir takım düşünceler var.
Burada Abdullah Öcalan'ı etkin faktör olarak düşünen bir takım çevrelere karşı, bakın işte Öcalan'ın örgüt üzerinde sözü, sizin iddia ettiğiniz gibi bir etkisi sözü yok. Eğer öyle olsaydı, bak biz ona rağmen eylem yaptırabildik mesajı da bu olabilir. Yani saldırı da olabilir. Tabii tabii. Toparlayalım, bu, buyurun. Yapan iki tane PKK'lı. Onun için bu tek kelimeyle Türkiye'ye verilen bir mesaj. Bir de TUSAŞ'ın seçilmesi çok ilginç. TUSAŞ, Türkiye'nin uçak sanayi ve uzay havacılığı alanında son yıllarda en etkili kuruluşu ve hakikaten çok güzel şeyler yaptı. Bir baktım bugün 6 milyar dolar, yaklaşık 6 milyar dolarlık da ihracat bile yapmış. Yani helikopterinden uçağına kadar birçok silah sanayinin farklı alanlarında çok büyük hizmetler yapan, Türk silah sanayinde önemli bir yer. Ve çok büyük bir tesis, çok kapsamlı bir tesis ve epey de çalışanı var. Evet. Oranın saldırı hedefi olarak alınması da çok ilginç. İşte biz sizin en can damarınıza da böyle gelir saldırırız mesajı. Yani birçok yönlü mesaj içeren bir eylem bu. Her şey. Onun için bunun böyle bir şey olduğunu görmek lazım. Ama şunu bilelim, bu mesajı verenler o iki tane kendisini ölüme götüren zavallılar değil, onların arkasındaki üst akıllar. Onlar da bizim çoğu belli ki dost müttefik bildiğimiz, ama Türkiye'ye aman ha bizim şeyden çıkma, sözümüzden çıkma diyen çevreler. Evet, çok teşekkürler. Hüseyin Bey, sizle devam edelim. Buyur. Uzun zamandan beri PKK Türkiye'de bir eylem gerçekleştirmedi. Yani şimdi dünkü saldırı bence bir sonuç ve çeşitli mesajlar içeriyor. Nedir bu mesajlar? Biraz geriye gidelim, birkaç gün öncesine gidelim veyahut da bir 10 sene öncesine, 9 sene öncesine gidersek Dolmabahçe'de yine böyle bir yakınlaşma, o zaman HDP miydi? Bir araya gelip Kürt sorununu çözme girişimlerinde bulunuldu. Dolmabahçe'de bir odada bu gerçekleşti. Hükümet temsilcileri, HDP temsilcileriyle. Sonuçta 2015 seçimlerinde mevcut iktidar büyük bir oy kaybetti ve seçimleri yeniledi. Hatırlayalım, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki yapılan eylemlerde yüzlerce yurttaşımız can kaybetti. Şimdi o zaman başbakan olan Davutoğlu, hatırlıyorum dünkü gibi, şöyle bir ifadede bulun. Bombalar patladıkça oyumuz artıyor demişti. Ve muhalefete geçtiği zaman da şöyle bir cümle kurdu. Ben dedi 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki yapılanları söylesem, mevcut iktidar sokağa çıkamaz duruma düşer. Ya Sayın Davutoğlu, bunu ne zaman söyleyeceksin? Şimdi buradan yola çıkarak, şimdi bu görevi Bahçeli üstlenmiş. Bir karar verilmiş yalnız. Orası kesin. Nereden anlıyoruz bunu? 31 Mart seçimlerinde yine Adalet ve Kalkınma Partisi büyük bir oy kaybına uğradı. Çok büyük şehri kaybetti. Bir seçim mağlubiyeti aldı. İlk defa ikinci parti oldu. Tabii bu düşüşün bir önlenmesi gerekiyor. Ve seçimlerden sonra bir yumuşama, bir araya gelme, muhalefetle bir el uzatma, selamlaşma girişimlerinde bulunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri, yine mecliste Bahçeli ile DEM Parti'nin bir araya gelmesi, konuşması, bunların işaretleriydi. İşte meclis başkanının ve Hüdapar Genel Başkanı'nın ilk üç maddeyle ilgili açıklamaları falan bir planın parçasını ortaya koyuyordu. Biraz okuyan, biraz siyasetle ilgilenen bunun ne anlama geldiğini anlar. Yani bir proje ortaya koyulmuş, karar verilmiş,
Bunun uygulaması şu anda gerçekleşiyor. Bunun da sözcüsü, yani yanlış bir cümle kullanırım diye de tedirginlik yaşıyorum. Yani baston görevini yapan Sayın Bahçeli. Bakın Bahçeli ne demiş. Biz bu filmi zaten seyrettik. İkinci defa seyretmeye hiçbirimizin tahammülü yok. Kapatın DEM Parti'yi. DEM Parti'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'ni de kapatın. DEM Partili milletvekillerinin maaşlarını şehit ailelerine verin. Terörist başının tecriti kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini söylesin diyor. Bir de başkanımın dediği gibi umut hakkıyla ev hapsine çıkarılması da, bu çalışmalar da bir 20-25 günden beri yapılıyor mecliste. Bunun üzerinde çalışmalar var. Birkaç aylık bir geçmişi olduğunu. Şimdi bugün de Öcalan, şunu da söyleyeyim, eskiden çok yadırganıyordu, şimdi yadırganmıyor. Şimdi DEM Partili yöneticiler yine başladılar. Sayın Öcalan demeye başladılar böyle. Yakında Bahçeli de der herhalde. Sayın Öcalan geldi, DEM grubunda konuştu. Ben bir tavsiyede bulunayım. DEM grubunda konuşmasın. Gelsin MHP grubunda konuşsun. Daha etkili olur. Yani o milletvekillerini de ikna etmiş olur. Zaten DEM grubunda konuşması bir şey ifade etmez. Yani, toparlayalım Hüseyin Bey. Buyur. Yok, çok söylenecek şey var. Bu konu çok derin bir konu. Reklama bakın, gitmeden bak, Ufuk bakın, Bey'e de söz verin. Gerçekten buyur. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir terörist başının Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Meclis ünvanı aldı bu meclis. Gazi Meclis'e gelip bir terörist başının konuşması, bir grup toplantısında konuşması bizim aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kemiklerini sızlattı. Böyle bir şey olamaz. Bir terörist başından medet ummak acizliktir. Şimdi bunun çeşitli yolları vardır. Uzlaşma yapabilirsin, gelirsin. Bunun tek adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Siyasi partiler, grubu olan siyasi partiler gelir bir araya, açarlar konuyu tartışmaya. Gerekirse şeye kapalı bir oturum yaparlar. Basına kapalı bir oturum yaparlar. Orada herkes bildiğini içini döker. Uzlaşılabilecek noktalarda uzlaşılır. Herkes ister ülkede barışın, huzurun olmasını. Onun için bu Bahçeli'nin çıkışı gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kafasında bir tedirginlik yarattı. Acaba ne oluyor? Neden Bahçeli bu noktaya geldi? Çünkü milliyetçiliği savunan bir siyasi partinin lideri ve geçmişte de çok böyle 90 derecelik bir dönüş yapıyor. Bunun nedeni ne? Nerede alındı bu karar? Sadece Öcalan'ın tamam silahı bırakın, lağvedin PKK'yı, barış huzur içinde yaşayacağız demesi, bunun sözü dinlenecek mi? Bunun birkaç ayağı daha var. Bu partinin genel başkanlığını yapmış Demirtaş var. Kandil var. Kandil ayağı var. Kuzey Irak'ta kurulmuş bir PYD, YPD silahlı gücü var. Yani bunları göz ardı edip sadece anayasayı değiştirmeye yönelik böyle bir yem atma diyelim artık. DEM Partisi bu oyuna gelir mi? Onu da bilmiyorum. Yani anayasada maddeleri değiştirip Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dönem daha aday olmasına yönelik bir çalışmaysa bu kadar sığ siyaset olmaz. Çünkü bu filmi 10 sene, 9 sene önce tekrar seyrettik. Türkiye artık bunu kaldıramaz. Onun için herkesin, bütün yurttaşlarım çok soğukkanlı olarak aklını başına alması lazım. Siyasette sözü dinlenen insanların çıkıp doğruları halka birebir anlatması lazım. Halk bu konuda ne olup bittiğini şu anda bilmiyor yani.
bu kadar böyle U dönüşleri falan neden yapılıyor? Ben şunu hatırlıyorum, o zaman SHP'de il sekreteriydim. O seçimlerde Sayın Erdal İnönü, rahmetli Erdal İnönü, Güneydoğu'yla bir böyle kucaklaşma, onları da aktif siyasetin içine çekme maksatıyla bir seçim işbirliği yaptı. Ne oldu biliyor musunuz? Karadeniz'de sıfır çekti. İç Anadolu'da sıfır çekti. Yani bu bölgede insanların milliyetçilik duyguları çok hassas. 40 bin üzerinde 50 bin civarında şehit vermişiz. Şimdi o bebek katili, terörist başını Türkiye Gazi Meclisi'nin kürsüsünden onun terörünü lanetlemesini bekliyoruz. Bu tamamen bir acizliktir. Ben şiddetle kınıyorum. Bazı yorumları dinledim. Buradan bir teşekkür etmek istiyorum Sayın Cemal Enginyurt'a. Akşam televizyonda izledim. Beni öldürmeleri lazım dedi. Bunu birkaç milletvekili daha söyledi. Öcalan bu meclise gelip konuşma yapması için beni öldürmeleri lazım. Yani buna izin vermem. Bütün milletvekillerinin bu hassasiyeti göstermeleri lazım. Bu ülke kanla sulanarak düşman püskürtüldü, sınırlarımız çizildi. Bakın, ben öyle çok etnik grupları savunan ve onların haklarını tabii ki... Zaman son iki efendim, hatırlayın. Evet. Bu ülkede Kürt vatandaşlarımız her mevkiye gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı dahil, Genelkurmay Başkanlığı dahil her mevkiye gelmiştir. Eşit yurttaşlık ne? Eşit yurttaşlık ne? Türkiye Cumhuriyeti yasaların karşısında herkes eşittir kardeşim. Bu kadar. Burada nokta koyayım. Yine söyleyeceklerim var yalnız. Peki. Reklamlardan sonra söz bir daha bana gelirse. Son bir dakikamız değil mi arkadaşlar? Ufuk Bey siz bir giriş yapın isterseniz. Buyurun. Reklamdan sonra kalan sürede devam ederiz. Ben de öncelikle şehit olan, TUSAŞ saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'ye ben atladım heyecanımdan. Ben de şehitlerimize rahmet diliyorum. Başsağlığı diliyoruz ailelerine ve Türkiye'ye. Hastanede tedavi görenlere de bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Tabii çok üzücü bir olay yaşadık. Burada birçok yönüyle ele alınabilecek bir olay var. Birincisi, ilk önce şunu söyleyeyim. TÜSAŞ gerçekten dünya çapında, hani Türkiye ölçeğinde değil de dünya çapında savunma sanayinde çok önemli işler yapan ve bugün 5. nesil uçağı yapacak olan, Kaan'ı yapacak olan bir şirket, anonim şirket, savunma sanayi şirketi. Dolayısıyla böyle bir şirketin kapısına kadar, nizamiyesine kadar bir aracın elini kolunu sallayarak gelmesi, bir taksinin ve oradan inerek oradaki çalışanlara saldırılması bir güvenlik zafiyetidir. Bunu söylemek istiyorum özellikle. Belki bu tarz de, yerlerimiz için daha böyle korunaklı ve güvenlikli belki alanlar. Belki de güvenlik zafiyeti tespit edildiği için orayı da seçmiş olabilirler. Yani oraya kadar gidebiliriz. Tam işte vardiya saati bilmem ne falan filan. Bir de en hesaplanmış. Önemli kuruma bak ulaşabiliyoruz. Tabii. Elimizi kolumuzu şimdi ben bir Giresun tarafında Bulancak'ta bir savunma şirketi, sanayi şirketine bir sebeple girmek için içeri girdik. Nizamiye gibi bir yerden geçtik. Kemerlerimizi çıkarttık. Havaalanında yapılmayan bir sürü şeylerden geçtik. Birçok şey bıraktık oraya. Yani nizamiye gibi içeri giremiyorsunuz. İçeriden dışarı çıkamıyorlar, dışarıdan içeri giremiyorlar. Ve bu TÜSAŞ'ın belki binde biri ölçeğinde bir savunma sanayi şirketi benim gittiğim yer. TÜSAŞ gibi bir yerde bu derece böyle korunaksız olması bence bu bir dikkate alınması gereken bir konudur. İnşallah bundan sonra alınır. Diğer taraftan Tevfik abinin de söylediği gibi BRICS toplantısı vardı. Bey,
Size bir virgül koymuştuk. Malum terör saldırısıyla alakalı sözlerinizi. Buyurun devam edeyiz. Bu terör saldırısını yapanların PKK üyesi olduğu, hatta geçmişte bir tanesinin Hadep ilçesinde yönetici olduğu falan tespit edildi. Tabii kimlik tespitinden sonra. Dolayısıyla bu bir PKK saldırısı olduğu açık bunun. Bu zamanlama tabii hep işaret ediliyor, zamanlama. Birincisi işte Tevfik abinin de bahsettiği gibi BRICS toplantısının olması. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi bir ekonomik birlik BRICS. Avrupa Birliği'ne alternatif olabilecek, Rusya, Çin'in başı çektiği, ekonomik anlamda ciddi bir güce sahip olan bir birlik. Tabii Türkiye'nin de oraya girmiş olması, girecek olması, üye olması demek BRICS'in çok daha güçlenmesi anlamına gelecektir. Bir de NATO ülkesi olması sebebiyle de ciddi manada bir panik de var bu anlamda. Amerika, Rusya dengelerini bozacak. Bozabilir tabii bu anlamda. Böyle bir zamana denk gelmesi ve hemen akabinde de bir hafta önce, 3-5 gün önce konuşulan işte Sayın Bahçeli'nin bahsettiği şeyler, yumuşama siyaseti, İsrail'in Lübnan'a saldırması ve Suriye'ye de doğru hareket ediyor olması, o bölgede PKK ile PYD ile YPG ile yakın işbirliği içine girip Türkiye'ye daha çok zarar vermesi konuşuluyor. Tabii biz hep şunu konuşuyoruz. İsrail'in Türkiye'ye direkt saldırması çok kolay bir şey değil, zor bir şey. İsrail açısından da ciddi zarar göreceğini bildiği bir şey. O yüzden böyle bir şeye tevessül etmesi mümkün değil. Ancak işte böyle aracıları, piyonları kullanarak PKK, PYD, YPG ya da DAEŞ başka bir şey, terör eylemleri, Mossad'ın da onlara destek vererek, belki şu son yapılan saldırıda Mossad'ın eli de vardır. Yani olabilir saklamada, o silahların oraya kadar getirilmesinde. Bir altyapı var, yani bir destek var. İnşallah bu da bir an önce çıkarılır. Şimdi olayın bütününe baktığımızda bir birlik mesajı veriliyor. Sayın Bahçeli gidiyor, el sıkıyor, işte Demirel'in elini sıkıyor. Biraz önce Hüseyin abinin de söylediği gibi, belki bir ay önce söylediklerinden çok farklı bir profil çiziyor. Ve Öcalan'ın mecliste Dem grubunda konuşup PKK'yı bitirmesini söylüyor. Bitirsin, görelim diyor. Tabii ben şunu çok açıkça söyleyeyim. Ben Sayın Bahçeli'nin vatanperverliğinden asla şüphe etmem. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Özgür Özel'in de vatanperverliğinden şüphe etmemiz mümkün değil. Ama bir şeyi iyi bir şey olarak yaparsınız. Farklı hata da olabilir, doğru bir sonuç da olabilir. Bir şey deneniyor olabilir. Orada Sayın Bahçeli Öcalan gelip Dem Partisi'nde konuşsun direkt bu şekilde söylemedi. Terörist başı diye hitap etti. Bu da önemli bir ayrıntı aslında. Yani onun terörist başı, hala terörist başı olduğunu söyledi. Fakat işin bu tarafına baktığımızda ben şahsım adına söylüyorum. Ben de böyle bir bebek katilinin gazi mecliste girmesi, konuşmasını yadırgayacak olanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla bunu nasıl yadırgıyorsam, Sayın Özgür Özel'in de Öcalan için heykelini dikmek lazım diyen Demirtaş'ın mezarda Edirne'de hapishanede ziyaret etmesini aynı ölçüde yanlış bulanlardanım. Şimdi Demlileri dinliyoruz, bakıyoruz diyorlar ki Kürt sorununu çözmek için Öcalan önemli, Selahattin Demirtaş önemli. Çözülecekse Kürt sorunu mecliste çözülecek. Şimdi arkadaşlar ya ben... CHP'siz de olmaz bu. Bir şey mi? Ya CHP'siz de olmaz da. Ya Allah aşkına Kürt sorunu nedir ya? Ne sorunu var Kürtlerin? Ben bunu bir türlü çözemiyorum. Biraz önce Hüseyin abi söyledi. Kardeşim milletvekili mi olamıyorsun? Oldun. Belediye başkanı mı olamıyorsun? Oluyorsun. Ki en üst bakan mı olamıyorsun? Yani, oluyorsun. Ya başbakan olmuşsun.
Cumhurbaşkanı olmuşsun ve şu anki kabinede en önemli bakanlıklardan bir tanesi Mehmet Şimşek. Kürt kökenli, Kürt. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Kürt. Ya kardeşim ne sorununuz var? Hani Kürt sorunu nedir ben anlayamıyorum rahmetli yani. Özal, rahmetli İnönü yani. Hepsi Kürt yani ve bizim Kürt bir sürü arkadaşımız var. Esnaf arkadaşlarımız, ticaret yaptığımız, Ordu'da yaşayan Kürt arkadaşlarımız, ticaret yapan, evlerine ziyaret ettiğimiz yani kardeş gibi yaşıyoruz. Ve ben onların hiçbirinin bir sorun yaşadığını da görmüyorum. Hani onlara ticaret yapamazsın denmiyor. Kardeşim biz bu parka gireceğiz ama Kürtler bu parka giremez denmiyor. Yani nedir Kürt sorunu? Şimdi bir şeyi çözmek istiyorsanız, yani bir hastalığı tedavi etmek istiyorsanız önce teşhis etmeniz lazım. Hastalığı teşhis edeceksiniz, sonra tedavisine bakacaksınız. Şimdi buradaki sorunu çözelim, Kürt sorunu. Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu yok. Halk içinde de yok. Halk, Kürt, Türk, kardeş gayet de güzel bir şekilde geçiniyor. Bir sorun yok. Fakat bunları kullanan kişilerin sorunları var. Nedir bu sorun? Türkiye'yi bölmek. Türkiye'de bir Kürdistan devletini kurup Suriye'den, Irak'tan ve Türkiye'den toprakları alarak bir Kürdistan devleti kurmak. Kürt, teröristan. 22 il değil mi? 22 il Türkiye'den. Evet, teröristan devleti kurmak ve böyle bir hedef uğruna Kürt sorunu. Kardeşim sizin sorununuz yok, sizin sorununuz Türkiye'yi bölmek. Devlet. Bunu Kürtler için, Kürtler için söylemiyorum. O Kürtleri kullanan DEM Parti de bunun içerisine dahil. Çünkü çok defa PKK'yı, YPG'yi savunan, onlar bizim çocuklarımız, askerlerimiz bilmem ne dediklerini biliyoruz. Selahattin Demirtaş'ın da aynı şekilde söylediklerini biliyoruz. Öcalan da buna dahil. Yani bir dönem açılım süreci denendi. Belki o dönemde şu anlatılmaya çalıştı Kürt halkına. Bakın biz bir sorun varsa çözelim diye bir el uzatıyoruz. Bizim Kürtlere karşı bir olumsuz bakışımız yok. Silahı bıraksınlar dendi. Fakat silahı bırakmadılar. Şimdi siz Öcalan'ı çıkaracaksınız, terörist başını. Konuşacaksınız. Diyecek ki silahı bırakın. PKK, PYD, YPG'de hemen silahları bırakacak. Ve bu iş burada bitecek. Buna kim inanıyor? Böyle bir şey olması mümkün mü? Nihai amacı Kürt devletini. Yani şunu hepimiz biliyoruz ki terör örgütü, bu YPG, PKK... gücünü Amerika'dan alıyor. Parayı Amerika'dan alıyor. Silahı Amerika'dan alıyor. Dolayısıyla onun terörist başı artık Öcalan değil. Terörist başı Amerika. Evet. Dolayısıyla onlar istediği gibi kullanıyor. Bu bölgeyi karıştırmak için hep bakın etrafımızdaki ülkelerin hepsi karıştırılmış. Suriye, Irak, İran, Lübnan, Libya falan hepsi. Bir karıştıramadıkları Türkiye var. Bu PKK ile de Türkiye'yi karıştırmaya çalışılıyor. Ve anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili söylenen şeyler var, konuşulan şeyler var. Hüdapar'ın, işte meclis başkanı. Ya ben, Sayın Cumhurbaşkanı bunu defalarca söyledi, Bahçeli de söylüyor. Anayasanın dört maddesiyle ilgili bir tasarruf olması mümkün değil diye. Ve bunu gereksiz yere konuşmanın da çok gereksiz bir şey olduğunu düşünenlerdenim. Yani bunu bunları konuşarak ne yapmak hedefleniyor? Oy kazanabileceğinizi düşünüyorsanız mümkün değil, oy kaybedersiniz bunları konuşarak. Ve terör örgütü liderini konuşturmak da eğer oy içinse bu da oy kaybettirir. Dolayısıyla burada ne hedefleniliyor? Buna bakmak lazım. Ama şu bir gerçek ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Bahçeli'nin de terörle ilgili bakış açılarını çok iyi biliyorum ve yıllar yılı teröre en büyük zararı veren, terörü, PKK'yı Türkiye dışına iten ve o dışarıda da onlara hayat hakkı tanımayan dönemin bu dönem olduğunu hepimiz biliyoruz bu anlamda. Yapılan sanayi, savunma sanayindeki gelişmeler, hatta çok defa
O işte İHA'ların, SİHA'ların ne gereksiz üretildiğinden bahsedenler, onlara drone diyerek küçük görenleri de gördük. Dolayısıyla burada hepimizin aslında çok daha dikkatli olması lazım. Bir terör sorunu, bir Kürt sorunu yok. Devleti bölme sorunu var, parçalama sorunu var. Olmadı eyalet sistemiyle parçalama sorunu var. Bu oyuna gelmemek lazım. Yani bir masa etrafında oturup da Türkiye'nin bir tarafını parçalayacak adamlarla konuşmanın çok da bir netice vereceğini düşünmüyorum. Zaten zayıflamış bir terör örgütü var. Bitik bir terör örgütü var. Ve ancak silahsız, savunmasız insanlara saldırabilecek kapasiteye kadar düşmüş, alçakça saldırılar yapan bir terör örgütü olmuş. Güçsüz, kuvvetsiz bir örgüt. Yani bizim daha dikkatli olarak onlara prim vermeden yolumuza, bildiğimiz yola devam etmeliyiz. Bakın hedefler, yine 42 hedef vuruldu ve birçok terörist inlerinde öldürüldü. Bundan sonra da öldürülmeye devam edecek. Bir terörist kalmayana kadar, bakın bir terörist kalmayana kadar, yok edilene kadar hepsi bitecek. Ha bunlar af mı istiyor? Kardeşim kaçın gelin o zaman kendi memleketinize. Onlardan kendinizi kurtarın. Kurtarmıyorsanız, onların içinde hala duruyorsanız hepiniz ölmeye mahkumsunuz, öleceksiniz. Bu kadar basit bu. Evet, teşekkür ederim. Efendim, diğer bir konumuz, FETÖ'yle başı Fethullah Gülen öldü, kaldırıldı hastanede. Tabii tüm Türkiye bu gündemi elbette takip etti. Tevfik Bey, siz de devam ederiz. Suyunuzdan yudum alabilirsiniz, buyurun. Toprağı bol olsun. Olsun mu? Şimdi. Tabii. Yani şimdi toprağı bol, birkaç yerden mezar gazıyorlar. Bayağı bir toprak var. Şimdi, hangisinde olacağı tabii, belli yani değil. Bundan sonra elbet bu süreci zaten biliyoruz. Türkiye zaten birkaç gündür konuşuyor. Ne olur ne biter? Örgüt nereye doğru şekillenir? Şimdi, yani Türkiye'ye karşı kullanılan örgüt yapılanmalarından etnik olanı PKK idi. Geçmişte asılaydı. Dini görünümlü olan da FETÖ ve benzerleri. Yani Fethullah Gülen öldü de Fethullah Gülen'in işlevinin benzerlerini yapan tonlarcası Türkiye'de de İslam dünyasında da yine var. O ayrı bir mesele. Şimdi yani Fethullah Gülen, ben hasbelkader son 25-30 yıldır Gülen yapılanması başta olmak üzere bu görünümlü dini cemaat tarikat görünümlü yapılarla ilgili epey araştıran, yazan, kafa yoranlardan bir tanesiyim. Şimdi Fethullah Gülen, kısa zamanı kullanma açısından söyleyeyim. Buyur. Amerika, Vatikan ve müttefiklerinin, işin içinde Vatikan da var, Amerika ve müttefikleri de var, İslam inanç yapısını bozmaya ve İslam dünyasına yönelik emperyalist yayılma siyasetine isim olan Büyük Ortadoğu Projesi, onun iç versiyonu ılımlı İslam, İslam'a karşı İslam projelerinin Müslüman toplumlar ve özellikle Türkiye ve çevre coğrafyalardaki yerli taşeronlarından bir tanesiydi. Yani bunlara iç işbirlikçi deyin, yerli taşeron deyin veya o küresel çevrelerin, emperyalist çevrelerin, onların istihbarat örgütlerinin burada kullandığı, işbirliği yaptığı yapılar deyin. Yani bunlardan bir tanesiydi. Ve gerçekten Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın, bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız da bunu söylemekte mahsur yok. Bu şeyler 1965'lere kadar CIA'nin daha çok etkin olduğu bir yapıydı. O dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı vasıtasıyla devşirilmiş. Sonradan Abdullah Öcalan'la ikisi bir 80'lerden sonra bizzat büyük abi, yani CIA tarafından Türkiye'nin eline alıp doğrudan kullanılmaya başlanmıştı. Şimdi tabii bu yapılar, bu yapıların, Fethullah Gülen'in bu ülkeye verdiği en büyük zarar elbette 15 Temmuz'un gelişimine de yol açan birçok şeyi oluşturdu da, bence en büyük zarar gerçekten çok zeki, yetenekli yüz binlerce bu ülkenin çocuklarını
beyinlerini yıkayarak onları tabiri caizse düşünce ve inanç noktasında devşirerek birilerine servis etmesi ve yabancı istihbarat servislerinin bir takım dış güçlerin kullanmalarına vesile olmasıdır. Bu ülkeye verdiği en büyük zarar budur. Bu çocuklar, bu insanlar yani Fethullah Gülen yapılanmasının geçmişte gördük. Ben hiçbir fakirle ilgilendiğini görmedim. Gerizekalıyla da ilgilendiğini görmedim. İlgilendikleri iki tipler belliydi. Ya zeki çocuklar, ya makam mevki sahipleri ya da para sahipleriydi. Şimdi bunlar bu devşirdiği yüz binlerce çocuğun, insanın, gerçekten bu ülkeye hizmet edebilecek insanların devşirilip CIA'ya, Mossad'a, Alman istihbaratına, İngiliz istihbaratına ama özellikle Türkiye'nin çıkarları aleyhine yabancı çevrelere hizmet eder hale gelmesi Fethullah Gülen'in bu ülkeye yaptığı, bu millete yaptığı en büyük ihanettir. Ki zaten inanç dünyasında kendisinde bazı misyonlar gören, Vatikan'a 1997'de gidip Papa'ya ben sizin kutsal misyonunuzda görev almak için buradayım diyen birisinin inanç dünyası da ayrıca karışıktı, o ayrı mesele. Ki orada o mektubun, meşhur Papa'ya verdiği mektubun son altındaki imza kısmında Rabb'in aciz kulu ibaresi ve Fethullah Gülen şeyi vardır. Rab tabiri Hristiyanların İsa'ya izafe ettikleri bir tabirdir. İsa peygambere izafe ettikleri tabirdir. O da ayrı bir mesajdır. Anlayanlar anlar. Şimdi tabii Türkiye'de 15 Temmuz başarılı olamayınca Amerika Türkiye'yi de tamamen kaybetmeme adına onu daha önceden Amerika'ya çekmişti. Elemanların büyük kısmını da Avrupa Amerika'ya çekerek Amerika'da koruma altına aldı. Zaten CIA'nin koruması altındaydı orada. Ve oradaki çiftliğin olduğu yerde bir Hristiyan tarikatının, Cizvit tarikatının yanılmıyorsam arazisi, 400 dönüm bir arazi. Bir Hristiyan kilisesinin tarikatı sana 400 dönüm araziyi tahsis ediyor. Bir CIA de seni koruyorsa bil ki Amerika seni orada tutuyor, koruyor, kullanıyor demektir. Şimdi ne olur? Şimdi olacağı şu. Yani bazılarının ifadesine göre en az 30 milyar dolar bir serveti hala kontrol ediyor bu yapı diyorlar. Ve hakikaten bir insan potansiyeli de var. Hala ülkemiz içinde de ne acıdır ki sempatizanları olan bir insan potansiyeli var. CIA olsun, Mossad olsun, yani bu yapıyı bu zamana kadar kullanan çevrelerin bu yapının geride kalan artıkların da yakasını bırakacağını, kullanmaktan vazgeçeceğini düşünmek hayalperestlik olur. Ama bütün bu tür yapılarda olduğu gibi bu yapının da birliğini koruması hemen hemen mümkün değil gibi. Çünkü güç ve iktidar bir hastalıktır. Güç ve iktidar kavgası bir hastalıktır. Hemen şimdiden zaten hastalığı döneminde başlamıştı bu yapılanma içinde. İşte falancılar, filancılar gibi isim vermeye gerek yok. Birkaç tane başa geçme veya etrafında güç oluşturmak isteyen grup ve kişi var. Muhtemeldir ki bunlar ayrı ayrı yani birkaç tane FETÖ yapılanması görebiliriz. Ama şey olan şu, bunlar eğer Almanya'da yaşamak istiyorlarsa Alman istihbaratı mutlak surette bunların içinde olacaktır, kontrol edecektir. Yoksa müsaade etmez. Almanya kendi çıkarları aleyhine bir yapıyı Almanya'da müsaade etmez. Amerika'da yaşayacaklarsa Amerikan istihbaratı mutlak surette bunları kontrol edecektir. Ha şu, yani ben ta baştan beri hep söylemişimdir. Bu tür yapılara karşı mücadele yalnızca polisiye tedbirlerle, kanunla, mahkemeyle olmaz. Maalesef devlet şunu yapamadı. Bu işler profesyoneller işi. Nedir bunların işi? Yanlış din algılarıdır. Burada en büyük görev Diyanet'e ve ilahiyat fakültelerine, dini çevrelere düşüyordu. Onların dayandığı yanlış din algılarını temelden ortadan kaldıran doğru argümanlar kitlelere sunulmuş olsaydı en büyük hizmet orada yapılmış olurdu. Birçok insan sahibiz yanlış düşünüyormuşuz derdi ama maalesef bunu Diyanet de yapamadı.
İlahiyat fakültelerinin şunu bunu da ben bu konuda sınıfta kaldığını düşünenlerdenim. Umarım ki bu yapıya bir şekilde sempati duyan dini cemaat şubu sahikiyle Allah rızası diye şubu diye giden insanlar bu Fethullah Gülen'in ve yapılanmasının Vatikan ilişkileri, yabancı istihbarat servisi ilişkileri bu ülkeye verdiği zararları şöyle bir düşünüp ya biz bir yerde herhalde yanlış yaptık diye herhalde muhasebe yaparlarsa o bu ülke için kar olur. Devlete de burada tabii görev düşüyor. Bizim insan kazanmamız lazım. Maalesef yargılamalarda bazı yanlışlıklar oldu. Bunlar da bir takım şeyleri doğurdu. Artık devlete de çok büyük görev düşüyor. Ama şunu bilelim, bu yapı birkaç parçaya bölünmüş olsa da bir müddet daha varlığını sürdürür. Çünkü 30 milyar dolar bir para var ve arkalarında istihbarat servisleri de bunları kolay kolay bırakacak değil. Hüseyin Bey, siz de devam edelim isterseniz. Örgüt nereye evrilir sizce? Yaşananlar, şimdi benim aklıma şey de geliyor. Belki Amerika işi bittiği kişiyi de bertaraf eder. Yani işte Orta Doğu'da kullanıp sonradan suçlu gösterip öldürdüğü liderler gibi belki bunu da yolcu etmiştir diye de düşünebiliriz. Buyur. Amerika'nın Türkiye'nin dostu olmadığını bir kere daha bu FETÖ olayında da gördük. Yani 99'da mı Tevfik Bey kaçmıştı bu? 99'da buradan gitti. 99'da aşağıya 25 seneden beri. Öcalan'ı verdiler, onu aldılar. 25 seneden beri Amerika'da gül gibi yaşadı. Dünyadaki adaletten kurtuldu ama Allah'ın adaletinden kurtulamadı. Allah ona öyle bir ceza verdi ki layık olduğu topraklarda mezarı olacak onun. Amerika'nın piyonuydu. Amerika'da ona Allah ölümü nasip etti. Orada gömülmesi herhalde gerçekleşti mi bilmiyorum. Yani çok en da fazla çok da fazla çukur kazıyorlar. İlgilenmiyoruz. Evet. Tevfik Bey'in dediği gibi bu Türkiye'de çok önü parlak olan gençleri tespit etti. Zeki çocukları tespit etti. Onları çeşitli yollarla ikna ederek bu örgütün içine aldı. Bakın bir bankanın açılışında bulunanlar sokakta geziyorlar. Ama bankaya para yatıran binlerce insan belki hala içeride, yuvaları yıkıldı. Şimdi böyle bir yapılanma kabine ülkelerinde bile olmaz. Yani daha düne kadar mevcut iktidar, ben bunları yani siyaset olsun diye söylemiyorum. Aynı tehlikeler şu anda yine var kapımızda. Bakanlıklarda, kamu kurumlarında yine aynı şekilde örgütlenmeler, cemaat örgütlenmeler kol geziyor. Yani senin cemaatin daha bakanlıkta hakim yok, öbür cemaat daha bakanlıkta hakim. Bu yarış halindeler. Şimdi o günün yöneticileri ne diyordu? İşte bu hasret bitsin, gelsin Amerika'dayken. Nasip olmadı, gelemedi. Çünkü bu ülkede bu tür cemaatlere kapı açılırsa, bugün FETÖ çıktı ortaya. 20-30 seneden beri, yarın başka bir isim altında birisi mutlaka yine çıkacaktır. Yani büyük bir servet var şu anda, korkunç bir servet var. Bu teşkilat FETÖ'nün ölmesiyle noktalanmaz. Onun yerine mutlaka kendi işlerinde uzlaşarak ya da çatışarak bir lider yine çıkacaktır. Bu hareketin devamı sağlanacaktır. Çünkü bugün Türkiye'de de mevcut kurumların içerisinde, devletteki yapılanmanın içerisinde, bakanlıklarda, diğer kurumlarda FETÖ yapılanması hala var. Hala temizlenemedi. Silahlı kuvvetlerde hala devam ediyor. Zaman zaman tespit edilip ihraç edilenler var. Polis de emniyet teşkilatında var. Yani bu bitmesi mümkün değil. Öyle bir kök salmış ki yani... O kadar önünü açtılar ki okullarda, işte ticari alanlarda, devlet kademelerinde kilit noktalara getirdiler. Yani başarılı olsaydı darbe girişimi,
Belki bugün başka bir Türkiye olacaktı. Büyük Orta Doğu projesinin büyük bir kısmı da hayata geçmiş olacaktı. Yani Tevfik Bey'in dediği gibi dini kanattan böyle örgütlendiler. İşte diğer taraftan etnik grupları, PKK'yı, PYD'yi, IŞİD'i devreye sokarak Türkiye'yi bölüp parçalamak için kullanılan piyonlar bunlar. İyi ki Amerika'da öldü. İyi ki şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda mezarı olmadı. Yani şehitlerimiz haklarını helal etmezdi. Yani 15 Temmuz'da da bir yiğin insan öldü. 152. Bir yiğin insan öldü. Bir yiğin insan evinden barkından oldu. İşinden gücünden oldu. Yani bunların hesabını kim verecek? FETÖ öldü gitti. Yani FETÖ gider, METÖ gelir, METÖ gider, bir başkası gelir. Yani böyle takma isimler hepsine takılır. Amerika bu huyundan vazgeçmez. Amerika Türkiye'yi bölmek için her türlü şartları zorlayacaktır. Zorluyor işte. Bakın Türkiye'de bazı uygulamaları hayata geçirmeye başladılar, düğmeye bastılar. Milliyetçilik duygularıyla tanıdığımız bir parti çıkıyor. U dönüşü yaparak başka şeyler söylüyor. Biz Türk milleti olarak, bakın bir şeyi daha dikkat çekmek istiyorum. Yani unutuyoruz ya, balık hafızalıyız. Yani geçmişte olanları hemen unutuyoruz. Ondan sonra da bu felaket başımıza niye geldi? Ya yaşadın aynı olayları. Bir daha senin önüne sürerlerse tepki göster. Ama insanlara öyle muameleler yapıldı ki yani insanlar hak aramak, özgürlüğünü yitirdiler. Yani eskiden bir haksızlık yapıldığı zaman insanlar sokağa çıkıyordu. Binler, milyonca insanlar tepki gösteriyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Yani onun için bu tür tehlike bence devam ediyor. O belki Amerika'da yine şeyini sürdürecektir, hükmünü sürdürecektir. Örgüt olarak devam edecektir ama Türkiye'de onu aratmayacak örgütler yine bakanlıklarda, evet, kamu kurumlarında yarış ediyorlar makam kapmak için. Yani ben bu konular biraz hassas konular. Bir yerde okudum. Alevi yurttaşlardan hiç kimse belli bir yere gelmemiş. Bak bunu bir yerde okuduğum için söylüyorum. Günümüzün konusu olduğunda. Ama Kürt yurttaşlarımız her yere gelmiş. Şimdi onlar memleketine, bayrağına, devletine, her şeyine sahip çıkıyor. Cumhuriyetine, sonuna kadar sahip çıkıyor. Ama bir grupta bu Türkiye Cumhuriyeti yıkılsın diye elinden gelen desteği PKK'ya veriyor, işte IŞİD'e veriyor, bilmem PYD'ye veriyor. Bunu niye söyledim? Türkiye çok etnik gruplardan oluşuyor. Hepimiz isteriz. Bir arada binlerce yaşamışız. Hele Atatürk bu işi çok güzel çözmüş. Önümüzde Cumhuriyet Bayramı var. Ben bütün yurttaşlarımızın bu Cumhuriyet Bayramı'nı çok coşkulu bir şekilde kutlaması, bu hak edilen coşkuyu meydanlarda göstermesi lazım. Cumhuriyete ne kadar sahip çıktığını, Atatürk'e ne kadar sahip çıktığını, hele böyle anayasanın ilk 4 maddesinin tartışıldığı günlerde bu Cumhuriyet Bayramı törenlerinde bütün yurttaşlarımızın, Cumhuriyetini seven, bayrağını, milletini seven herkesin o kutlamalara katılmasının ne kadar büyük bir çoğunluğunun Atatürkçü olduğunu, cumhuriyetçi olduğunu göstermesi gerekir. Bu FETÖ o zaman o resime baktığı zaman, o gücü gördüğü zaman FETÖ ve benzeri örgütler kendine bir çekidüzen verirler. Kolay kolay çekidüzen vermezler ama en azından alan bulamazlar. Genişlemek için, büyümek için alan bulamazlar. Türkiye bu konularda gerçekten çok deneyimli. Hem böyle dini siyasete alet edenler konusunda hem de terör konusunda. Tevfik Bey söyledi, teröre harcanan para yatırıma harcansaydı Türkiye bugün 3 misli de ekonomik olarak büyük olurdu, güçlü olurdu. Yurttaşlarımızın biraz daha aklı selim olarak
soğukkanlı olarak bu olayları iyi yargılayıp böyle iyi değerlendirip önümüzdeki ilk seçimlerde ben bunun ürünlerini vereceğini, meyvelerini vereceğini şimdiden görüyorum. Türkiye'ye bu ihaneti yapanlara gereken faturayı bu yurttaşlarımız, vatandaşlarımız mutlaka kesecektir. Evet, teşekkür ederim. Ufuk Bey buyurun, bir gündemimiz daha var tabii, hızlıca gitmek adına buyurun. Şimdi tabii vatana ihanet etmek hem Allah katında hem kul katında gerçekten çok önemli, büyük bir suç, büyük bir günah. Dolayısıyla bunu işleyen birisinin de, Fethullah Gülen'in de bugün layıkıyla öldüğünü ve layık olduğu yerde olduğunu hepimiz görüyoruz bu anlamda. Bir dönem Türkiye'de çok sempatiyle bakılan ve belki hepimizin o Türkçe olimpiyatlarıyla işte ya Türkiye'de işte dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkçeyi öğretiyor bilmem ne yapıyor falan diye baktığımız, hepsi bir tiyatro olan aslında. Orada 3-5 kişiye 3-5 Türkçe kelime öğretip bak bunlar Türkçe konuşuyor. Orada herkes sanki Türkçe konuşuyormuş gibi bir algı oluşturan bir çetenin bir dönem Türkiye'de sempatiyle karşılandığını gördük. Ve bütün siyasi parti liderlerinin, sağ ve sol liderlerinin de ona hep sempatiyle baktığını, bir oy uğruna belki de böyle bir şey içerisine girdiğini gördük. Bir belki sempatiye bakmayan liderler içinde ben bir Bahçeli'yi bilirim, bir de rahmetli Erbakan'ı bilirim. İkisi biraz mesafeli olmuştur ama onun haricinde hep sempatiyle bakılan davranışlar içerisinde olunmuş. Ve gerçekten de tahmin edemediğimiz, göremediğimiz bir yapı içerisinde olmuş. Yani seyredenler, bizler bile zaman zaman bu duygularla baktığımız olmuştur. Ama öyle bir şey görüyoruz ki, yani gördük ki gerçek yüzünü gördüğümüzde, dinimiz, yani dini alet ediyorsunuz bir şeye, dindarmış gibi gözüküyorsunuz. Fakat dinimizdeki en büyük suç kul hakkıdır. Siz kul hakkı yiyorsunuz. İnsanların manevi duygularını sömürerek, kurban parası adı altında aldıklarınız paralarla birilerini zengin ediyorsunuz, başka yerlerde o paraları kullanılıyorsunuz. Ve ben şunu gördüm, bakın birçok defa da şahit oldum. Hep işte diyorlar ki çocuk okutuyoruz bilmem ne yapıyoruz, biz çocuk okutuyoruz. Biz yani bana kimse diyemez ki şu çocuğu Gülen cemaati okuttu, Fethullah Gülen'in adamları okuttu diye bir çocuk gösteremezsiniz. Hiç yoktur bu. Yani benim kızım bir dershaneye gidiyordu, onların o zaman dershanesi. Bir çocuk parasını ödeyememiş, ekonomisi bozulmuş ailesinin. Öğretmenleri demiş ki, ya bunlar ödeyemiyor. İşte bizim kızımıza da ya sen de babana söylesen de yardımcı olsa da kız hani burada kalmaya devam etse. O da gelmiş bana söylüyor, kızım da. Dedim ki kızım bunu bana niye söylüyorsun? Diyemedin mi onlara? Ya hep öğrenci okutmakla övünüyorsunuz, bir tane öğrenciyi ücretsiz okutamıyor musunuz diyemedin mi dedim. Yarın git bunu söyle onlara dedim. Yani bu kadar şey içerisindeyiz. Sonradan hep bunlar görüldü, anlaşıldı. Bugün 30 milyar dolardan bahsediliyor servet ve bundan sonra ne olacak? Bu 30 milyar doların taht kavgasını göreceğiz. Bölünmeler olacak. Bu Türkiye'de eğer bu mal varlıklarına el konulmasaydı belki bu 100 milyar doları konuşulacaktı. Dolayısıyla Türkiye uyandı bu işten. Ciddi manada da bir temizlik yapıldı ama hala kalıntıları var. Ve o kalıntılarına eğer hala onlara sempati besleyenler varsa şunu söylemek istiyorum. Bakın Bediüzzaman Said Nursi'nin mirasını kullanarak sanki Nurcu'ymuş gibi, onun devamıymış gibi böyle bir profil çizdi kendisine. Halbuki Bediüzzaman Said Nursi Şeyh Said ayaklanmasında Şeyh Said'e karşı duranlardan bir tanesiydi. Bu vatanın Mehmetçiğine, askerine silah çekilmez, baş kaldırılmaz diye karşısında durmuştu. Ama sen ne yapıyorsun? Bu Mehmetçiğe silah, bırak silahı tankla, topla, tüfekle
ateş ediyorsun. Yani böyle ve kendine çok defa şunu duymuşuzdur gazetelerde. Ya Fethullah Gülen'in bir ceketi var, başka bir şey yok. Hep o ceketi giyiyor hatırlarsanız. Evet. Sonra gazetelerde farklı ceketlerle resimlerini koydular bu laf üzerine. Yani hem böyle hani bir hırka, bir lokma, fakir, gariban edebiyatı yapıyorsunuz. Hem de Pensilvanya'da Amerika'nın en pahalı semtlerinden bir tane de lüks bir şeyde, konutta, villada kalıyorsunuz. Özel araçlar, özel arabalar. Ya böyle bir Müslümanlık mı var ya? Şimdi Allah aşkına. Çiftliğini mi aldı? Yani, Medalyenin çiftliğini mi aldı? Yok. Bunu bir görün de, yani hala sempati besleyenler varsa onlar için söylüyorum. O kadar kul hakkı var ki insanların zekatlarını, kurban paralarını oralarda kullandılar. O kadar kul hakkı var ki onlara masum inanmış, belki de hiç suçu olmayan, hani parasal işe girmeyip de ceza alan masumlar var. Ama onlar ceza alırken o orada keyif yaptığını görüyoruz. Lüks içerisinde, sefaat içerisinde. Ve bunları görerek artık vatandaşlarımızın da bir dönem düştüğü bu hataya düşmemesi ve kendine tamamen koparması gerektiğini görüyoruz. Din, iman, Kur'an dedikleri yerde ona bağlı olanlar, ben birkaç bildiklerim var. İnanın bana, namaz abdesti bıraktılar yani. Demek ki bütün dini, imanı, Kur'an'ı, peygamberi oymuş ki adamların. Ondan sonra dini bıraktılar yani. Dinden uzaklaştılar. Toparlayalım. Namazda uzaklaştılar. Dolayısıyla bu şeyden kurtulduk. Tabii ama şunu söylemek lazım. Zaten demas hastalığı olan, yıllardır da belki hafızası yerinde olmayan birinin bu örgüte liderlik yapması mümkün değildi zaten. Dolayısıyla onu yöneten bir başka bir grup var ve hep söylüyoruz Amerika'nın desteği var. Bu destek, bu grup farklı şekillerde, farklı zihniyetlerde devam edecektir. Dolayısıyla tehlike yine bertaraf olmuş değil. Dikkatli olmak lazım, temkinli olmak lazım. Bu gruptan insanların kendini kurtarması lazım, uzaklaşması lazım. Evet. Çok teşekkür ederim. Tevfik Bey, yeniden sizinle devam edelim ama daha az cümleyle bir değerlendirme rica edeceğim toparlamak adına. Tabii konu çok önemli elbette. Belki birkaç cümleye sığmayacaktır ama bebekler üzerinden alınan bir 8 bin lira gibi bir parayla, belki daha da fazla. Yani bugün sağlıklı bir bireyin hani böyle bir şey yapalım mı diye bile, belki ya da böyle bir şey dünyada olur mu diye aklından geçiremeyeceği şeylerin olduğunu gördük. Nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Şimdi kapitalizmin Allah'ı paradır, biliriz onu. Kapitalizmin ruhunda merhamet, insan, şu bu pek bulamayız. O da kârdır esas olan, ranttır. Maalesef dünyada sağlık sektörü çok önemli kazanç alanlarından bir tanesi. Hatta bu sektörün dünya çapında patronlarından, Rockefeller ailesinden birisinin bir sözü var. Diyor ki, iyileşen her hasta bizim için bir müşteri kaybedir diyor. Kaybedilmiş bir müşteridir diyor. Şimdi niye bunu söyledim? Şunun için, sağlık, vatandaşların sağlığı ile ilgili tedbirleri almak devletin anayasal borçları arasındadır. Anayasanın devlete yüklediği sorumluluklardan bir tanesi de sağlıktır, eğitimdir, bunlardır. Onun için sağlıkta ve eğitimde devletin öncülüğü ve birincil görevin ona ait olduğu hususu esasen bizim anayasanın devlete emridir. Ama doğal olarak bütün şeyleri devlet yapmasın, bunları biraz özelleştirelim dedik biz. Aslında doğru da bir yoldu, fakat kar ve rant hesabı maalesef o Hipokrat yeminini, o sağlığın temel değerlerini, en önemlisi asgari insan ahlakını devre dışı bıraktı. Yani orada özel hastanelerin çoğalması ve özel okulların çoğalmasının eğitime ve sağlığa katkı yaptığı kadar zarar yaptığını, zarar oluşturduğunu düşünenlerdenim. Özel üniversitelerde mesela eğitim kalitesi çok düştü. Özel liselerde şişirme notlarla
maalesef kalite düştü. Özel hastanelerin bir kısmında da maalesef bu tür suistimaller çokça karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi tabii bunların en büyük şeyi ne? Tedavi ettikleri hastaların üzerinden SGK'dan para almak. Konuşulan, burada konuşulan rakam, SGK'dan bu hastanelerin aldığı söylenen rakam 1 milyar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Müthiş bir rakam bu. Eğer 1 milyar sadece SGK'dan alıyorlarsa bu vatandaşlar, demek ki 3-5 milyar da vatandaşlardan almışlardır. Çünkü yani ölmüş çocukların ölülerini bile para almadan vermediklerini, işte tape çözümlerinden, şeylerden, konuşma çözümlerinden görüyoruz. Maalesef yani her şeyiyle korkunç bir şey. İhmaller zinciri de var. Devletin yani uzun zamandır bu devam ediyor. Anlaşılan bu 3 günde 5 günde olan bir şey değil. Sağlık Bakanlığı'nın ve illerde sağlık müdürlüklerinin herhalde denetim eksikliklerinin de olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bu konuda epey öncesinden şikayetler yapılmış. Birçok tespitler aylar öncesinden yapılmış. Buna rağmen uzun bir süreçten sonra hastanelerin daha yeni kapatılması yani... Hepsi kapatılmamış yani. Bir de o da var. Bazı hastanelerin üzerine gidilmediği şayaları var. Bu bir ihmal olgusunu akla getiriyor. Buralarda bu yaşadığımız tecrübe bize şunu gösterdi ki bizim hem eğitimde hem sağlıkta bu özel teşebbüs yapımı müesseseleri ve onların hizmetlerini çok sıkı bir denetim altında tutmamız ve kurallar koymamız lazım. Yoksa kaç tane çocuğumuzun öldüğü söyleniyor? İşte 20 küsür. Onlar herhalde gerçek rakamlar değildir. Gerçek rakamlar daha fazladır. Sakat kalanlar ne kadar bilmiyoruz. Yani az önce konuşurken ne dedik? TUSAŞ baskının bize bazı müesseselerin çok daha iyi korunması ve ihmallere karşı daha tedbirli olunması gerektiğini bir kere daha hatırlattı. Bu olay da bize özel hastanelerdeki sağlık hizmetlerinin çok daha iyi denetlenmesi gerektiğini çok iyi hatırlattı. Umarım zaman problemimiz olduğunu söylediğin için özet geçiyorum. Umarım bundan sonra bu şeylerle karşılaşmayız veya çok az karşılaşırız. Acı olan şey şu, devletin bürokrasisinin içinde de bunlara göz yumanlar olduğunu gördük. Yani orada gözaltına alınanlar içinde sadece özel hastane personeli yok. Sağlık Bakanlığı bünyesinden bir takım insanlar da var. Zaten kuraldır. Eğer suistimal varsa onu yalnız lokal bir bölge yapamaz. Yani onun bağlantılı olduğu başka yerlerde birilerinin olması lazım. Evet, çok. Umarım bu bize ders olur. Hani bir şey anlatırlar. Bizim Trabzon'un bir ilçesinden bir vatandaşımız ölmüş, ölmeden önce demiş ki çocuklarına, uşağım yazın bu mezarımın başına. Ne yazalım baba? Habuba ders olsun. Yazın demiş. Şimdi inşallah bu bize ders olur. Bundan sonra daha iyi denetleriz. Çok teşekkürler. Hüseyin Bey, buyurun birkaç cümleyle sizin de değerlendirmenizi alalım. Yani bazı notlarım var, onları hemen hızlıca söyleyeyim. Hızlıca alabilirsek, buyurun. Şimdi 19 hastanenin ismi geçti. Bunlar nasıl ortaya çıktı? CİMER'e yapılan bir şikayetten ortaya çıktı. Yani devletin, bakanlığın denetiminden ortaya çıkmıyor. Yani. Rutin denetimlerden ortaya çıkmıyor. Birisi CİMER'e şikayet ediyor. 19 hastane takibe alınıyor. 18 ay önce. Kaç kişi? 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında fezleke hazırlanıyor şu anda. 10 tane 19 hastanenin 10 tanesinin ruhsatı iptal ediliyor. 9'u ne oluyor belli değil. Bunları kimler koruyor? Neden koruyor? Orası soru işareti olarak duruyor. Yani bunlar ne yapmışlar? 5 tane suç işlemişler. Bunların birisi suç işlemek amacıyla örgüt kurmuşlar. Örgüte üye kaydetmişler. Yani örgüt orada işte doktoru, hemşiresi, sağlık elemanlarından oluşuyor. İkincisi kasten adam öldürmeden yargılanacaklar bebeklerin ölümü nedeniyle. Üçüncüsü nitelikli dolandırıcılık var.
Yani hem ilaç konusunda hem usulsüz sevk konusunda evrak üzerinde nitelikli dolandırıcılık var. Sahtecilik var, rüşvet var. Her şey var. Yani böyle bir örgütün Sağlık Bakanlığı'nda gelişmesi, güçlenmesi akıl almıyor ya. Ama neden böyle duruma geldik biz? Bakın, hastane sahibi Sağlık Bakanı. Özel okul sahibi Milli Eğitim Bakanı. Otel sahibi Turizm Bakanı. Şimdi bunlar kendi varlıklarını sürdürmek için de kendi kurumlarında bazı kıyaklar geçmek mecburiyetinde kalmış. Zan altını da bırakmayalım efendim. Ama yani bir sağlık söz hakkını kullanamıyorlar çünkü. Bu bizim sağlığımızı ilgilendiriyor. Bak, bu şimdiki Sağlık Bakanı o zaman İstanbul'un İl Sağlık Müdürü. Onun döneminde olmuş bunlar. Bu denetimler onun döneminde olmuş. Hiçbir şeyden haberin yoksa orada oturma. Oturma, o görevin başında durma o zaman. Ben rutin şeylerimi, gezilerimi yapıyordum. Bu hastanelerin çoğunu gezdim bu 18 aylık dönem içerisinde. Hiçbir bir şey fark etmedin. Hiçbir görmedin. Böyle bir ihbar da var. CİMER'e yapılmış böyle bir ihbar var ve bu hastaneler şeye alınmış. Denetim altına alınmış. Gözlüyorlar. 18 ay içinde en sonunda ortaya çıkıyor. Bunların sonuç olarak ne yapılması lazım? Buyur. 19 hastaneye yapılan yatırım atıl duruma düşürülemez. Devlet burayı hemen kamulaştırması lazım. Kendi bünyesini alması lazım. Orada çalışanların özlük haklarını koruması lazım. Çünkü insanlar, binlerce insan çalışıyor orada. Onlar da işsiz duruma düşmemesi için devlet bunları kamulaştıracak. Devletin denetiminde faaliyetlerine devam etmesi lazım. Kapatmak sorunu çözmüyor. Zaten ihtiyacımız var bu tür kurumlara. Biraz daha devlet bu bakanlıklardaki bu tür teşkilatlarda denetimlerin daha sık ve daha güçlü şekilde yapılması lazım. Kim bilir neler var gözden kaçan. İşte başımıza geldiği zaman anca eleştiri konusu oluyor. Oturuyoruz, tartışıyoruz. Hiç başımıza gelmemesi için bu tür olayların denetimlerin adil yapılması lazım, sık yapılması lazım ve caydırıcı cezai şartların arttırılması lazım. Toparlayalım efendim. Onun için bu ölen çocukların ailelerini düşünün. Yani biz şimdi burada konuşup gidiyoruz. Yani akşam eve vardığımızda yastığa koyuyoruz başımızı, uyuyoruz, unutuyoruz, gidiyoruz. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani hem ölen 5 tane şehidimiz hiç yoktan yere orada Ankara'nın göbeğinde en değerli göz bebeğimiz bir kuruma geliyor. Bombaları patlatıyor. 5 tane hiç günahsız insan hayatını kaybediyor. 24 tane yaralı var. Şimdi 10'un üzerinde rakam olarak belirlenen 10 tane bebek hayatını kaybediyor. Ne için? Para için. Para için. Para için. Sosyal güvenlik kurumunu dolandırmak için, oradan daha fazla para almak için bunları yoğun bakıma bırakıyorlar. Bakmıyorlar, ilaçlarını vermiyorlar, gerekli yapılacak müdahaleleri yapmıyorlar ve bu yeni doğmuş bebeleri ölüme terk ediyorlar. Bu hem vicdanen çok kötü bir olay, bunların devlet tarafından çok sıkı denetim alınması gerekiyor. Bir de insan sağlığını, ya insan mecbur kalıyor, devlet hastanelerinden randevu almak mümkün değil. Millet mecburen çok ciddi bir rahatsızlığı varsa gidiyor özel hastanelere, arabasını satıyor, kolundaki bileziğini satıyor, yüzüğünü satıyor, tedavi oluyor. Bu insanlar orada soymak, söğüşlemek hangi vicdana sığınır? Hele bebekler üzerinden bunu yapmak çok daha bir vahşet diyeceğiz. Yani öyle bir toplumda yaşıyoruz ki ya bunları söyleyince insan gerçekten üzüntü yaşıyor. 2 yaşında bir bebeğe cinsel tacizde bulunan bir toplumun içinde yaşıyoruz ya.
Hiç bizim yurttaşlarımız, vatandaşlarımız yargılamayacak mı bu insanları? Ya yapanın yanına kar mı kalacak? Ya 8 yaşında bir kız çocuğu öldü. Neden, kim öldürdü belli değil. 40 gün geçti, hala belli değil. Yani neden, kim öldürdü? Yani bu kadar mı adalet mekanizması, bu kadar mı şey kalıyor yani, aciz kalıyor? Evet. Yani cümleler yetmiyor. Halil teşekkür kardeşim, ederim şimdi. Yani... Fık Bey birkaç cümleyle şöyle evet. toparlayalım. Buyurun. Son sözü size vermiş olalım. Tabii bu yani hepimizin içini sızlatıyor bu tür olaylar. Ama burada şunu unutmayalım ki doktorları, sağlık camiasını tenzih ediyoruz. Çünkü çok değerli doktorlarımız, çok kıymetli sağlık çalışanlarımız var. Sanki bunlar üzerinden hepsi de böyle bir pozisyonmuş gibi bir durumda söz konusu değil. Hüseyin abinin de söylediği, bunu yapanlar, bu suçu işleyenler için söyleniyor bunlar. Devletin geçmiş dönemde biliyorsunuz SGK'lardan bile sağlık hizmeti almak çok zordu. Şimdi devlet size bir kolaylık sağlıyor. Diyor ki tamam özel hastaneye gidin. Orada işte yoğun bakımda olursanız da devlet ödeyecek bu kadarını. İşte şunu ameliyat olursanız devlet bu kadarını ödeyecek. Fakat İstanbul bir metropol. Yani birçok ülkeden çok daha büyük nüfusa sahip, ekonomiye sahip, hastanelere sahip bir şehir İstanbul. Ya şey çok önemli, ahlak çok önemli. Yani bu ticarette ahlak, insanlıkta ahlak. Yani bakın çok zeki olabilirsiniz. Bir değerdir bu, bir dersiniz. Efendim çok çalışkandırsınız, bir daha koyarsınız, 11 olur. Efendim çok sempatiktirsiniz, bir daha koyarsınız, 111 bu 1111, bin işte 111 diye böyle gider. Fakat bunun en başında ne vardır biliyor musunuz? Ahlak vardır. Eğer ahlağa bir koyamıyorsanız, sıfır koyuyorsanız, 0-10'da 1 olur. O koyduğunuz değerlerin hepsi 0-10'da 1 gider. Yani çok değersiz olur. Sizin doktorluğunuz da, sizin bilginiz de, tecrübeniz de hepsi değersizleşir. Dolayısıyla burada ahlak çok önemli. Herkesin başına polis dikemezsiniz. Herkesi, yani onu zaten yapanlar onun usulüne uyduruyor onu. Ya bu çocuk işte şu sebepten öldü, işte şu ilacı kullandı, şu oldu, bu gitti. Ancak bunu şikayetlerle tespit edebilirsiniz. Ve o şikayetler sonrasında da artık o kadar da uzun bir zaman geçmemeli. Yani eğer 18 ay gibi bir süre ise bu uzun bir süre. Çünkü bu sağlık. Orada bir ihmal varsa, bunu denetleyenlerin ihmali, bu da tespit edilmeli bu anlamda. Burada şu çok önemli. Yani siz böyle bir şeyi 8 bin lira için çocukların canına kastediyorsunuz. Tapelerde çıkıyor. Diyor ki bundan da diyor alacağımız parayı akşam gider meyhanede alem yaparız diyor. İçeriz bilmem ne yaparız. Yarına alem yaparız. Kadar yaşat diyor şu parayı alalım diyor. Bu kadar alalım. Yani bu kadar vicdansızlığı artık ne kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Bunların ceza hatta bir savcımızı, kahraman savcımızı tehdit edecek kadar işte ben müsteşarım bilmem neyim falan deyip benimle resim çekilirsen bu resmi yayınla sana kimse bir şey yapmaz falan diyen savcı onun hakkından geldi. Böyle kahraman savcılarımız olduğu müddetçe bunlar şey bulamayacak ama Hüseyin abinin dediği şey de çok önemli. Onu da burada özellikle söyleyelim. Bugün haberlerde bütün o çalışanlar işsiz kalmışlar. Onların içinde borcu olanlar, ev geçindirenler, çocuk okutanlar, hastası olanlar. Bakın bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmamak lazım. Devletin, Hüseyin abi çok doğru bir şey söyledi. Devletin oraya el koyup kapatmaktan ziyade kayyum atayarak, sorumluları, suçluları oradan çıkararak suçsuz olan masumları da onlarla beraber cezalandırmaması lazım. Bu da çok elzem. Bir an önce o hastanelerin tekrar hayata geçirilmesi fakat doğru ellerde, doğru kişilerle devletin de kontrolüyle olması lazım. Hem sağlık hizmetini versinler hem işsiz kalan suçsuz çalışanlar mağdur olmasın. Bu anlamda da şunun çok önemli olduğunu gördük. Bir dönem eleştirilen şehir hastanelerinin de bir an önce her yerde
gereksiz olmadığını, çok elzem olduğunu gördük. İnşallah bizim de orduda şehir hastanemiz bir an önce hayata geçer, çalışmaya başlar. Çünkü burada gerçekten buna ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Randevularda zorlanılıyor. Evet. Hastaneler dolu, tıklım tıklım. Bir an önce bu şehir hastaneleri hizmete geçer. Bizim ilimizde de önemli bir çalışma var. Bekliyoruz artık. Evet, çok teşekkürler efendim. Tüm konuklarımıza ben de teşekkür etmiş olayım. Efendim bu hafta da maalesef geçen haftaya göre elbette daha üzücü konuları, tüm toplumu üzen ve yaralayan konuları konuşmak zorunda kaldık. Bir tanesi hariç elbette FETÖ örgütü başının ölümü hepimiz için elbette ki sevindiriciydi. Haftaya daha iyi ve güzel konular konuşmak ve değerlendirmek dileğiyle diyelim efendim. Bir hareket olur, olay olur da onu böyle... İnşallah diyeyim. Efendim kapatalım isterseniz öyle sohbet edelim. Efendim izninizle biz bugünlük, bu akşamlık süremizi tamamladık. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.